geçmiş ve Brezilya summitlerden de tanıdığınız Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Sayın Adnan Bali'yi alkışlarınızla buraya davet etmek istiyorum. Alkışlarınızla. Evet. Adnan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Vallahi bu koşullara rağmen iyiyiz. Hala diri tutuyor. Bayağı iyi gözüküyorsunuz buradan da. Gönül isterdi geçmiş konferanslarda olduğu gibi yüz yüze olalım ama bu sene böyle oldu. Ama en azından işte bir aradayız yine. Çok sağ olun. Yine kırmadınız, tabii, katıldınız. Tabii. Hayır, şimdi açıklamalarınızı dinledim. Şöyle bir ortamı tesis edebilmek, böyle bir platformda yine bir araya gelebilmek bu şekilde de olsa. Tabii yüz yüze bir arada olmanın kimyası bambaşkadır ama evet. Olsun, bu da çok iyi bir imkan, iyi bir seviye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ben şimdi sizinle bizim yani sohbetlerimiz çok keyifli geçiyor. Çünkü sizin bir kere o anlatım tarzınız falan hem biz çok seviyoruz hem izleyicilerimiz çok seviyorlar. Ben hemen konuya girmek isterim. Yani sonuçta çok enteresan zamanlar geçirdik. Yani bir pandemi geçirdik. Pandeminin hayatımıza etkisi ve kurumların en öncelikli olarak tecrübe ettikleri ne oldu diye size çok net bir sormuş olayım. Çünkü yani enteresan zamanlardı bunlar ve burada sizin görüşlerinizi çok merak ediyoruz. Şimdi önce böyle bir ortamda yine bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti hakikaten söylemek isterim. Ve Brezilya benim için 2017'de başladı. O zaman ilk oturumumuzu yapmıştık. Çok dinamik bir seans olmuştu kanaatimce. Ve teknolojiye dair, dijitalleşmeye dair çok önemli hususları paylaşmıştık sizle birlikte. Sonra 2 yıl sonra 2019'da yine bir adaydık ve gene geniş bir katılıma hitap etme imkanı bulmuştum. Şimdi bambaşka bir ortamda söylediğim gibi bu da gene farklı ama özellikli bir hadise kanaatimce. Pandemi enteresan, tabii hiçbirimizin test etmediği, sınamadığı, fiili yaşamla beraber başımıza gelmiş olan bir iş. Ve dolaylı ve doğrudan bir sürü etkisi var. Ekonomiye var, sağlığa var, insan psikolojisine var, yaşama biçimlerimize var, her bakımdan var. İşletmelere de var tabii, işletmelerin çalışma düzenlerine var. Ben şahsen bu hadisenin özellikle iş modelleri üzerinde, kurum kültürleri üzerinde, çalışma biçimleri üzerinde çok etkiler yaptığını düşünüyorum. Bir de şöyle tabii, bazen böyle hadiseler kısa bir süreliğine gelip geçerse çok kalıcı etkiler yapmayabilir. Mesela ben hatırlıyorum, Çin'de Wuhan'da ilk çıktığı zamanlarda biz buradan her zamanki gibi bir uzak doğudaki bir salgına dair bir şeyler duyuyor gibiydik. Mevzuyu Mart başına kadar çok fazla içselleştirdiğimizi zannetmiyorum. Ama daha sonra ülkede vakalar başlayıp İşte Akdeniz ekonomilerindeki İtalya, İspanya başta olmak üzere büyük sıkıntıları gördükten sonra bizde de bambaşka bir noktaya geldi tabii. Ben bu bakımdan en önemli şeyin farklı sektörler, farklı sektörlerin etkileniş biçimleri, bunun iş modellerine etkisi, biraz evvel söylediğim gibi kurum kültürlerine etkisi, çalışma biçimlerine etkisi, bunun hukuki düzenlerinin oluşturulması dahil çok kalıcı etkiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa bir süreliğine olmadı bu hadise. Yani kalıcı etkiler yapacak kadar durdu ve şimdi de açık söylemek gerekirse olumsuz şeyler söylemek istemiyorum. Aşı konusunda, tedavi konusunda biraz umut verici gelişmeler değişik mecralardan geliyor, kaynaklardan, ama bunun da çok kolay, çabuk tatbikatının yapılabileceğini düşünmemek lazım. Biraz zaman alacak bunlar. Zaman aldıkça da hayatı devam ettirme gayretiyle bir arada düşündüğünüz zaman bunun mutlaka kalıcı etkileri olacak görünüyor. Ben şahsen daha önce, pandemiden önce hep bunu daha önceki oturumumuzda da ifade ettiğimizi, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Teknoloji ve geleceğe yönelik, inovasyona yönelik, eğitime yönelik kaynak ayırma düzeyinin ülkelerin sonraki konumlarını, gelecekteki konumlarını belirlemede en önemli unsur olacağını ifade ediyorduk. Ama bunu bir nevi bir vizyon gibi, bir yapmamız gereken işler gibi söylüyor idik. Ama pandemi şu anda
bunları böyle çok özel teşhisler olmaktan çıkarttı, gözümüze soktu. Yani hadisenin böyle olduğunu artık anlamayan kimse yok. Hatta şöyle söyleyeyim size, vizyon farkları bana göre çok daraldı, sıfırlandı. Yani bunu önce görenlerle görmeyenler arasında bir fark yok artık. Yani öngörmeyenler de görüyor zaten şu anda. Dolayısıyla herhangi bir özel bir fark olmadığını düşünüyorum. Bu kötü de bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani tabii şöyle etkiler de oluşuyor bu arada. Olumsuz etkilenen yerler var çok ciddi şekilde. Fiziki teması daha fazla gerektiren işler, konular, çalışma biçimleri var. Bir taraftan da bunu ikame edebilecek olan türden sektörler, işler var. Onlar patladı biliyorsunuz. Onlar patladığı gibi orada da dominant oyuncular bir nevi başka bir lige geçtiler. Yani onlar aralardaki farkları çok büyüttüler, geçtiler. Dolayısıyla şöyle görüyorum, bu tablo kısa süre içerisinde aşı veya tedaviye ilişkin çok olumlu sonuçlar çıksa dahi bunun uygulamasına dair süreler, zamanlar nedeniyle ama o arada hayat devam edeceği için kalıcı etkiler yapmaktadır, yapacaktır. Hı hı. Ülkeler şu anda sağlık riskleriyle ekonomik, sosyal riskler arasındaki çelişkiyi yönetmeye çalışıyorlar. Bizim ülkemiz de aynısını yapmaya çalışıyor. Bir dilema var burada. Yani hakikaten çok zor bir dilema var. Bir taraftan sağlık risklerini her bir birey için, işte milyonu geçti can kayıpları. Ülkemizde de biliyorsunuz çok önemli kayıplar. Yani böyle bir tablo içerisinde tek bir vaka olmasın ve biz bunu minimize edelim, en sonuna kadar sadece sağlık risklerini yönetelim dediğinizde diğer riskler sizi perişan edecek hale gelebilir. İşte işsizlikten tutun, gelir sorunlarından tutun, ödeme sorunlarından tutun, bir sürü başka hadise, yani psikolojik boyutları bile bambaşka hadiseler. Onun için bu defa bunlar arasında bir optimizasyon aranmak zorunda kalındı. Yani cümleyi dikkatli kurmalıyım. Bütün ülkeler sağlık tesislerinin kapasitelerinin yettiği yere kadar vakaya izin vermek suretiyle hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Yani bu ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlamına gelmiyor tabii ki, ama sağlık risklerinin, sağlık kapasitesinin yetebildiği yere kadar vakaya katlanmak, izin vermek demeyeyim, katlanmak. Ama bunun karşılığında da olağan hayatı olabildiği kadar ne kadar daha normalleştiririz şeyi veriyorlar. Çünkü ikinci risk ondan daha düşük bir risk değil. Evet. Sosyal boyutlarıyla, psikolojik boyutlarıyla. Zorlu bir süreç ama geçmişe, tarihe baktığınızda da hiçbir salgın daima kalıcı halde devam etmemiş. Eninde evet. Sonunda büyük kayıplar verenleri de var geçmişte. İnşallah bu öyle olmaz, olmayacak. Aşı tedavi süreciyle veya aldığımız tedbirlerin olağan azalma, vakaların azalması süreciyle bir noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Evet. Ben size asıl soracağım soruların bir tanesi şeydi. Ya hayatımız bundan sonra normale döner mi veya dönmez mi diye soracaktım. Aslında cevabı burada almış olduk. Yani biraz zaman alacak elbette ki. İyi yanından baktığımızda da ilk başladığımız günde hepimiz tabiri caizse sudan çıkmış balık gibiydik. Böyle ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şimdi en azından aradaki hepimiz küçük çaplı bir yani bu alandaki bir eğitimi almış gibi şeyiz, yani hakimiz mevzuya. Yani birkaç yıla sığacak değişim birkaç aya sığdı. Olacak iş değil yani. Tabii. Bizim zaten sektör anlamında konuşursak hani bir laf vardır. Yanlış da söylemek istemiyorum. Sizle konuşurken yanlış atasöz söylemek çok hoş olmaz büyük olsun, ama böyle bir musibet bin nasihatla iyidir falan derler ya, yani bu tam öyle oldu. Yani bizim yıllardır böyle konuştuğumuz şeyler bununla birlikte herkesin bir anda aklına girmiş oldu. Çok da iyi oldu. Aslında soracağım soru da biraz bununla ilgili anlamda şu anda. Yani şimdi pandemi öncesi ve sonrasını olarak baktığımızda bundan sonra neleri farklı yapacağız diye sormak istiyorum. Ve bir de buna şunu da ekleyeyim. Siz bir seferde iki seferden cevap verirsiniz. Siz İş Bankası'nın kurum kültürünü de dikkate aldığınızda
bu konuda ne öngörüyorsunuz? Yani biraz önce konuştuğumuz bu hani o bir musibet bir nasihat vesaire gibi konularda o bir anda bu yarattığı değişim bundan sonra ne farklı yapacağız? İş Bankası'nın kurum kültürünü dikkate aldığımızda bu konuda ne öngörüyorsunuz diye iki soruyu birlikte sormuş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi pandemi öncesi, pandemi sonrası tanımı çok yerinde kanaatimce. Çünkü o kadar keskin bir kırılma ki bu. Gerçekten böyle tanımlamamız gerekir. Birçok kavramı önce de konuşuyorduk ama bunların hepsi şekil değiştirdi bu tablo içerisinde bakıldığında. Benim en net öngörüm dijitalleşmenin bundan sonra, bu deneyimden sonra asla hız kesmeyecek. Dijitalleşme konusunun mevcut hızını arttırdığı fazıyla devam edeceği ve bütün değdiği dokunduğu yerlerde yarattığı alışkanlıklarla bunun yaygınlaşacağı anlamındadır. Ve buna bağlı olarak da yine şirketlerin daha hızlı ve çevik hale geleceğidir. Çünkü faaliyetlerini kesintiye uğratmamak ve değişen koşullara adapte olmak gibi iki tane önemli unsuru öğrendi şirketler bu süreç içerisinde. Aslında bireyler bile öyle. Dolayısıyla da yaptığınız şeyi yeni koşullarda nasıl yapacağınızı hemen öğrenip ona göre tedbirler almak durumunda kalıyorsunuz. Şu anda yaptığımız şey de o aslında. Yeni koşullarda aynı konsepti yapabiliyoruz. Geçmişte bunu başka nedenlerle, amaçlarla da yapıyorduk ama şimdi bu amaçla yapıyoruz. Dolayısıyla bu önemli şirketler açısından çevik ve esnek hale gelmek. Biraz evvel söylediğim gibi iki türe indirgersem olumlu etkilenenler var, olumsuz etkilenenler var. Olumsuz etkilenen sektörlerde hızlı konsolidasyonlar olabilir. Geçmişte konsolidasyonlar ekonomik gerekçelere ve başkaca gerekçelere bağlı olarak daha olağan bir fazla hızda sürüyor idi. Halbuki şimdi çok sert bir şekilde etkilerini gösteriyor. Bu bakımdan bakıldığında buralarda o tarz kümelenmeler yaşanabilir diye düşünüyorum. Yani herkesin buna dayanma gücü her iş kolunda aynı değil. Dolayısıyla da o çerçevede bir takım kümelenmeler söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan olumlu etkilenenlerde biraz evvel söylediğim gibi bir fragmente yapı oluştu. Olumlu etkilenenlerin dominant oyuncuları aralarında geriden gelenlerle aradaki farkı büyük ölçüde koparttılar, açtılar ve ayrı bir lig oluştu yani orada. Bu yönüyle bakıldığında geçmişte mesela daha önde olanı takip etmek suretiyle bu trendleri, bu değişim dalgalarını yönetmek belki bir yöntem olabilirdi. Şimdi öyle hızla farklar atılıyor ki, açılıyor ki artık takiple, takip stratejisiyle bunu çözebilmeniz mümkün değil. Artık bunun için mutlaka fark yaratacak bir şeyi de sizin yapabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla ben bu özellikle online dijital ortamda iş yapmaya uyum sağlamış ve şimdi büyük farklar atmış olan tarafların, bunun globali de var, yerelleri de var biliyorsunuz. Hatta satın almalara, şunlara bunlara konu olan, olabilecek olan da bir sürü girişim var. Dolayısıyla oralarda bu defa bir tarafta olumsuzda konsolidasyon olurken bu taraflarda da monopolistik eğilimler, duopolistik eğilimler ya da oligopol piyasalarına benzer bir takım az sayıda oyuncunun bütün sistemi teknolojik imkanlarla yönetebildiği süreçler olabilir diye düşünüyorum. Bunlar ileride ülkeler açısından da, stratejiler açısından da, hatta düzenlemeler açısından da tartışılacak konular olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden artık bir ürün, bir hizmet ya da bir fikri İlk çıktığı andan doğrudan nihai kullanıcıya sunulabilir oluncaya kadarki süreyi kim ne kadar kısaltıyorsa o firma çeviktir ve o firma bu şartlar içerisinde kendisine yer bulur. Bunu ne kadar yapamıyor ise bu yeni dünya cezalandırıcı bir dünya. Bu bakımdan çok farklı konumlamalara,
yol açar. Yani işlerin hayata geçme süresi kısalabildiği ve rekabet imkanları verdiği gibi işlerin yok olma ölme süreleri de fena kısalmış durumda. Onun için ben bu dönemin özellikle fark yaratma konusunda, yeni dönemi anlama konusunda çok önemli dersler verdiğini düşünüyorum. Valla çok sağ olun. İş Bankası kurum kültürüne gelince, İş Bankası tabii bu konuda bu dönemde özellikle çok farklı işler de yapmaya çalıştı. Bir de bizim kurum kültürümüzün bu süreçlerle ilişkili olarak çok farklı boyutları da oldu açık söylemek gerekirse. Bir kere kimse bundan muaf değil. Yani İş Bankası olun, büyük ölçekli olun, küçük ölçekli olun, her ne olursanız olun. Kimse bundan muaf değil. Biz bunu görerek bu çok ciddi değişken ortamda, bütün kartların yeniden karıldığı bu ortamda biz banka olarak bu dönemi bir fırsat gibi de görmeye çalıştık. Açık söylemek gerekirse işleri dört nala kovaladığınız, olağan rutin iş süreçlerinin devam ettiği ortamlarda ve biraz da böyle büyüme ortamlarında falan yapamayacağınız şeyler vardır. Dönüp mutfağınıza bakamazsınız mesela. Dönüp operasyonel etkinliklere plan bir takım emekler veremezsiniz. Çünkü iş kovalıyorsunuzdur. Halbuki bu dönemler, böyle dönemler bir taraftan da bakıldığında daha önce yapmaya imkan bulamadığınız ve yeni koşullarda tekrar düşünmeniz gereken bütün unsurları açığa çıkartmış oluyor. Tabii fark yaratmak için de düşünmek gerekiyor. Biz şimdi bu bakımdan çok önemli çalışmalar yürüttük İş Bankası olarak. Size şunu söyleyebilirim. Daha bu hafta mesela yeni iştirakimiz, yeni teknoloji iştirakimiz. Buradan onu da ifade etmiş olayım. Softtek Ventures. Softtek Ventures'ın ilk yönetim kurulu toplantısını yaptık. Bu ilk yönetim kurulu toplantısında son derece verimli bir şekilde, bizim çok da kuvvetli bir ekip var orada. Hatta onları da söylemekte yarar görüyorum. Ben bizzat orada görev yapıyorum yönetim kurulu başkanı olarak. Retail bankacılık konusunda biliyorsunuz Yalçın Bey son derece önemli katkılar sunmuştu. Sadece bankamıza değil, aslında ülkedeki genel bu konudaki gelişmeler bakımından da çok önemli katkılar sunmuştur. Yalçın Bey orada var. IT'den sorumlu genel müdür yardımcımız Hakan Bey var. O da bu konularda son derece yetkin isimdir. Senar Hanım var, iştiraklerimizden sorumlu. Bütün bunların bir tek elden yönetilmesine dair şeyle. Soner Canko Bey var mesela, yönetim kurulumuzda İş Bankalı olmayan bir üyedir. Ama bizim aramıza girenler sonra kısa süre içerisinde İş Bankalı olurlar tarz itibariyle. İnşallah onu da evrimleşmeye tabi tutarız diye düşünüyorum. İş Yatırım Genel Müdürümüz var, Rıza Kutlusoy. O da bu konularda çok yetkin bir arkadaşımızdır. Yine Softtek Genel Müdürümüz Melih Murat Bey var. Yani şunu demek istiyorum. Çok kuvvetli ağırlık koyduk bu süreç içerisinde bu tür tablolar. Ne yapacak bu şirket? Şunu yapacak. Banka içinden, grup şirketlerinden, Softtek dahil olmak üzere, diğer bütün şirketlerimiz dahil olmak üzere, kurum dışında, örneğin World Cup girişimcilik programımızdan çıkan bütün fikirler, projeler, bunlar elenip belli aşamalar geçilip, yani fikir aşamasından çıktıktan tohum aşamasına geldiği noktada seçilmiş olanları buraya devrolacak. Ve buradan da hem işte girişim sermayesi bakımından Maxis'in finansal desteği yanı sıra know-how desteğiyle bunlar ileride çok, inşallah çok önemli girişimler olarak ya spin-off ya spin-in'le grubun dışında içinde önemli değerlendirmelere konu olacaklar. Bu mesela bu dönem içerisinde uğraştığımız işler. Ama şunu da çok önemli. Kurum kültürü dediğiniz zaman şuna da değinmek zorundayım. Biz İş Bankası olarak bu dönemi çok farklı bir felsefeyle yönettik. Bir şey söyleyebilirim. Belki hepsini belirleyecek olan şey. Evinden çalışma konusunda çok önemli bir uygulama gerçekleşti. Birçok sektörde, birçok kuruluşta biliyorsunuz. Biz bu süreç içerisinde 4.000 civarında uzaktan çalışacak olan arkadaşlarımıza dağıtılan
laptopları temin ettik. Onların bütün içeriğini sağlayarak, hazırlayarak ulaştırabildik. VPN kapasitemizi genişleterek 15 bin kullanıcıya kadar fiilen çalışılabilir halde bir düzen yarattık, bir altyapı yarattık. Ama bunların hepsi teknik şeyler. Kabul, iyi, güzel şey. Alkış düğmesi dediğiniz alkışlanabilir. Ama esas mevzu o değil. Esas mevzu evinden çalışanlara veya iş yerinde bulunmayanlara ücret kesintisi yapmak yerine, genel uygulamalar açısından söylüyorum bunu, biz iş yerinde fiziken bulunanlara ilave iş riski üstlendikleri düşüncesiyle ek ödenek tesis ettik. Yani kesmek değil, ilavesini yapmak. Bunlar bir taraftan süreler kısaldı diyoruz ama değer yaratma ve itibar yaratma süreleri kısalmaz. Onlar zamana kalır, uzun yıllar taşır sizi. Onun için İş Bankası'nın kurum kültürü içerisinde bu dönemin çok önemli izler bırakacağını düşünüyorum. Küçük bir anekdot anlatmama izin verirseniz. Tabii ki, memnuniyetle. İki yıllık bile değil, bir çalışanla konuştum. Ben bu süreç içerisinde 700-800 civarında telefon görüşmesiyle çalışanlarımızla birebir konuştum. Bizzat pozitif vaka olan arkadaşlarımla veya moral vermek, karşılıklı durumu görmek, sahada durumun nasıl seyrettiğini anlamak için. 2 yıldan daha azdır bankada çalışan bir arkadaşım bana şöyle dedi. Ben bir daha genel müdürü bulamam dedi. Açık konuşabilir miyim sizle dedi. Ben de tabii arama nedenim bu zaten. Olduğu gibi konuş dedi. Efendim biz dedi aslında bu bankada bize büyüklerimiz anlatıyordu İş Bankası şöyle böyle falan. Biz de pek oralı olmuyorduk dedi. Çünkü başka bankalarda çok daha yüksek ücretlerin ödendiğine dair bir efsanemiz vardı. Öyle olup olmadığını da bilmiyorduk ama böyleydi dedi. İnanıyorduk, böyle düşünüyorduk. Herkes ödeniliyormuşçasına bir havayla gidiyorduk dedi. Bize de bankayı öven büyüklerimiz için bir kulağımızdan giriyor, öbür kulağımızdan çıkıyor dedi. Çünkü hatta onlar daha kıdemli yerlere gelmişler. Rahat rahat jestyon alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. Dolayısıyla da bonuslarıyla filan ile herhalde memnun olurlar gibi düşünüyorduk dedi. Fakat bu pandemi sürecini yönetirken ki insan odaklılık ve samimiyet bizim jenerasyonu bankaya kazandırdı. Banka da bizim jenerasyonu kazandı dedi. Bu benim bu süreçte yaptığımız yönetim anlayışının en büyük ödülü bu genç arkadaşımın bana söylediğidir. Ve inşallah gelecekte, yani teknoloji konuşuyoruz, dijitalleşme konuşuyoruz, kabul. Ama değerler sistemi olmadan hiçbir şey olmaz. Onu koruyacaksınız. Onun, o anlayışın içerisinde iş yapacaksınız. Mesela sloganımız nedir bizim? Biz teknolojiyi insanın yerine değil, insanın yanına konumlandırıyoruz. İnsanın yerine diye bir şey olmaz. Niye olmaz? Fonksiyon değiştirecek, insanlar farklı yetkinlikler kazanacak, şirketler farklı yetkinlikler kazanacak, ona göre olacak ve yürüyecek işler. Dolayısıyla kurum kültürü açısından bu dönemin ayrıca ders verici olduğu düşüncesindeyim. Çok teşekkürler tekrardan. Şimdi gelelim biraz da şeye tabii, şu bankacılığa dönecek olursak burada. Sonuçta bayağı bir şey de sizin sektörünüzde aslında değişti ve böyle inanılmaz hızla değişmeye devam ediyor şu anda. Bireyler ve kurumlar açısından bankacılık sektöründe bundan sonra neler olacak? Şimdi bankacılık zaten biliyorsunuz teknoloji konusunda önemli bir mesafe kat etmiş vaziyetteydi. Gerek kamu bankalarımız, gerek özel bankalarımız, gerek yani geniş ölçekli olsun, gerekse de orta ölçekli, küçük ölçekli olsun, hepsinde bir teknolojik altyapı vardı. Ve hatta dijital kanallardan iş yapma çok ciddi bir şekilde yürümüş idi. Bugün İş Bankası'nda 9 milyon aktif dijital müşteri var. Ve ilginçtir, 65 yaş üstü yeni bir müşteri tabanı ekleniyor şeye. Dijital kanallara, kanallar vasıtasıyla. Şimdi online süreçlerle uçtan uca müşteri edinimi de mümkün hale geliyor biliyorsunuz. Elektronik imza hadisesi ile, yani banka sisteminin zaten altyapısı buna hazır. Biz de hazırız. Düğmeye basılmasını bekliyoruz.
Dolayısıyla bu düzenlemelerle çok net olarak şunu ifade edeyim. Yeni müşteri kazanımı da bu yolda olmaya başlayacak. Şimdi bu 65 yaş üstü veya teknolojik olarak bu tür alanlara çok da eğilimli olmayan kesimlerin bankacılık sistemine katılması önemli bir kapsayıcılık hamlesi aslında. Şimdi geçenlerde bir sunum aldık bir konuyla ilgili. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu online alışveriş anlamında aslında çok önemli sayıda bir yeni müşteri kitlesi eklenmediğini gösteriyor araştırma. Mevcut bunu kullananların devasa hacimlerle bu hacimleri arttırdıkları anlaşılıyor. Yani çok büyük bir yepyeni kitle ilk defa bu şeye katılıyor değil. Var artış ama majör değil. Ama bunun yanı sıra mevcutların bunu kullanma yüzdesi, imkanları ve hacimleri olağanüstü patlatmış durumda. Bankacılıkta öyle olmadığı anlaşılıyor. Bankacılıkta yeni bir kitle geliyor şeye, bu kanallara. Bunu ya mecburiyetten yapıyor ya faydasını görüyor ya da bir riski minimize etmiş oluyor ama sonuç olarak. Şimdi bu teknolojik bariyerler böyledir. Bir kere açtınız mıydı ondan sonra oradan kopamazsınız. Dolayısıyla da yaş veya eğitim açısından belli bariyerleri olan kesimlerin bankacılık müşterisi haline geldiği. Burada da önemli olan şu oluyor artık. Bu kesim için daha basit, daha yalın, daha sade çözümler üretmeye devam etmelisiniz. Yani geçmişten bu yana bu kanalları kullanan, teknolojik olarak bu işlere yatkın gençler, üniversiteliler, şunlar bunlar, bir takım yarattığınız kompleksitelerin üzerinden gelebiliyor olabilirler. Ama şimdi eklenen yeni kitleye çok daha basit, çok daha yalın işler üretmemiz gerekiyor. Onları yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. İnovasyonun sonu yok. Ben hep şöyle söylerim. Bir yerde sorun varsa orada inovasyon imkanı var demektir. Çok güzel. Onun için dönün bakın. Sizi sıkan, yoran, hayatta herhangi bir işle ilgili problem yaratan bir şey varsa orada mutlaka bir inovasyon imkanı vardır. Yarattığınız ölçüde, yaygınlaştırdığınız ölçüde de iş imkanı, iş potansiyeli vardır. Dolayısıyla bankacılık çok farklı bir yere doğru gidiyor. Açık bankacılık. Artık tek sadece kendi bankacılık faaliyetlerinizle işleri yürütmek falan değil. İşte arayüz yazılımlarıyla, API'lerle, bizim bankada mesela 30'un üzerinde şu anda, kredi, mevduat, ödemeler bakımından birçok alanda üçüncü partileri, geliştiricilere açık olan imkanlarla geliştirdiğimiz 30'un üzerindeki API var. Bu açık bankacılık anlamındaki en önemli süreçte, bu süreçteki geliştirdiğimiz hadiseleri biliyorsunuz. Mesela tek cep suretiyle, tek cep üzerinden bir müşteri İş Bankası'nın ticari internet sitesinden bütün hesaplarına, İş Bankası tek cep üzerinden bütün hesaplarına ve hesap hareketlerine erişebiliyor. Sonra bunu çokladık. POS için de yaptık. Tek POS uygulamasıyla. Orada da aynı şekilde. WeChat 1.2 milyar kullanıcısı olan, biliyorsunuz, çok önemli bir platform. Bunu da ödeme sistemine dahil ettik bu süre içerisinde. Bunların hepsi şurada oldu. Yani şu pandemi süreci içerisinde oldu. Biz işimizle gücümüzle meşgul olmaya devam ettik. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ve 500 binin üzerinde farklı noktada olan postlarımızı dikkate alırsanız bu şekilde WeChat'le bir işbirliği yaptık. Bunlar belki bugün için turizmin ve benzeri bir takım faaliyetlerin girdiği faz nedeniyle tam karşılığını yeteri kadar gösteremeyebilir ama şunu da söylemeliyim. Bunlar önümüzdeki dönem içerisinde çok daha büyük farklar yaratabilecek olan girişimler. Mesela geçen seneki, öyle bitireyim. Geçen seneki 2019'daki oturumumuzda ben kullanınca siz bir nidayla, sevinç nidasıyla Adnan Vali blockchain dedi. Evet. Yani bir bankacıdan bunu duymak pek mümkün değil gibi bir şeyle, hayretle. Ve ben sadece blockchain'in sözünü kullanmıyorum. Şimdi ilk defa blockchain teknolojisiyle İş Bankası bir dış ticaret işlemine aracılık etti. Güvenli, hızlı bir şekilde.
Bu bir ilktir. Ve önümüzdeki dönemde bunların karşılıklarını göreceğiz. Yani hemen her alanda şunu söyleyeyim, yaptığımız işlerin karşılığını gördüğümüz, artık fikir düzeyi falan değil, uygulama düzeyi de değil, somut sonuçlarının alındığı bir faz yaşıyoruz. Bankacılık bu bakımdan gene teknolojideki o öncü konumunu yeni koşullarda tekrar tekrar hissettim. Adnan Bey, gene çok keyifli bir sohbetti. Yine yani çok büyük değer kattınız. Açılışımıza yer aldınız ve biraz Summit'te bizimle oldunuz. Bu pandemi döneminde uzak da olsak çok değerli şeyler dinledik sizden. Özellikle o inovasyonla alakalı söylediğiniz sözü de büyük olsa da ilerleyen dönemlerde herkes böyle bir not olarak alacak. Hani olur ya, böyle belli isimlerden kodlar yayınlanır. Öyle bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok büyük değer kattınız. İyi ki bizimle oldunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir imkan verdiniz. Gene hoş, samimi, sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bütün Webrazi izleyicilerine de buradan selam ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.